Usta bir şey bulabildin mi? Abdüre, güvenlik kameralarına bakın. Böyle mi tedbir alıyorsun Cahit? Adam elini kolunu sallayarak içeri girmiş. Ben burada kalayım dedim. Çok önemli iş varmış gibi çağırdınız. Yeter. Olmuşu konuşmanın bir faydası yok Cahit. Usta delirdi, delirecek. Bizim sakin olmamız lazım. Dur. Nemati abi, abiye bu görüntüyü nasıl izleteceğim ben? Yapacak bir şey yok koçum. Mecbur göstereceksin. Cahit! Plakalara yaklaş. Şu araçları bul. Etrafta ne kadar mobese güvenlik kamerası varsa baktır. Emredersin abi. Memati, herkesi dolaş. Bana izzeti verene ne isterse vereceğimi söyle. Tamam usta. Abdurey, istihbaratçılarla konuş. İzzet'in bildikleri ne kadar yeri, adamı varsa istiyorum. Tamam abi. Tamam müdür bey. Haber bekliyorum sizden. Polat. Şimdi güçlü olman lazım. Evden ayrılmasına izin vermemem lazımdı. Bulacaksın, merak etme. Sen nelerin üstesinden geldin? Bunu da başaracaksın. Leyla biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sana güzel mekan yaptırdım doktor. Rahat çalışman için. Gerek yoktu, sağ olun.
Var doktor, var. Bir süre buradasın. Polat Alemdar'ın çocuğu her şeyden önemli. Merak etmeyin. Her gün gelir kontrol ederim. Sen benim için önemlisin doktor. Seni riske atmam. İstanbul'un sokaklarında yürümek çok zor. Ya karda düşer bir yerini kırarsın, ya tinerciler yolunu keser filan. En iyisi sen bir süre burada misafirimiz kal doktor. İzninizle ben bir hastaya bakayım. Nerede? Gözünüz üstünde olsun. Necmi, gözlerin bu sıra ne kadar iyi görüyor? Abi, hava sisli ancak burnumun ucunu görüyorum. Şimdi ne kadar görüyorsun? Abi sis biraz dağıldı ama sen ne görmemi istiyorsun? İzzet'i en son nerede gördün? Bir ay önce gördüm. Çocuğu olacakmış diye millete para dağıtıyordu. Necmi, gözünü dört aç. Polat Alemdar İzzet'i bulana, görene, yerini haber verene ne isterse verecek. Bunu bütün aleme yay. Abi o kadar mı birbirinize girdiniz? Sana ne diyorsam onu yap. Yardım eden de hainlik eden de karşılığını misliyle alacak. Ne zaman geldin? Bir saat önce. Alo. Abi araçları Ömerli yolu üstünde kapatılmış bir fabrikanın yanında bulduk. Görüntü alınmayan bir yerde araçları değiştirmişler. Tamam Cahit. Bir şey bulabildin mi Abdüle? Yok Eren. Abi içeride mi? Abi, İzzet yanına yalnızca çok güvendiği adamlarını, akrabalarını almış. Devletin yanına yerleştirdiği istihbaratçılar bile nerede olduğunu bilmiyor. Davut Bey, üzücü bir haber vermek zorundayım. Bugün yeterince kötü haber aldım Tuğrul. Ne oldu? Efendim, İnci Hanım
kaçırılmış. Ne kaçırılması? Kim kaçırmış? Efendim, damadınıza husumeti olan İzzet Ağa kaçırmış. İçmeyeceğim. Ben bırakayım da. Sen bilirsin. İzzet Ağa nerede? İçeride, kadının yanında. Beni bırakmayacak mısınız? Dışarıda hastalarım var. Bana da bir çay getir. Neredeyim ben? Çocuğunla rahat edeceğin güvenli bir yerdesin. Ne istiyorsun benden? Bunun bedelini ağır ödersin. Ben bedelini ödedim. Polat bizzat gözüyle gördü. Bedel ödeme sırası onda. Polat sana bir şey yapmışsa hak etmişsindir. Polat karımın karnındaki bebeğimi öldürttü. Sen Dicle'ye tecavüz ettiren sapık mısın? Senin dilini keserim. Ben Polat Alemdar'ı delikanlı bilirdim. Meğer yalancının, haysiyetsizin, iftiracının önde gideniymiş. Böyle mi anlattı sana? Ben Dicle'nin çektiği acıyı çok iyi biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben sana doğrusunu anlatayım. Ömrümü, servetimi, varlığımı bir çocuk sahibi olmak için harcadım ben. Sonunda dualarım kabul oldu. Dünyanın en mutlu adamı olacağım sırada senin kocan mutluluğumu gözlerimin önünde öldürdü. Benim çocuğumun bir günahı yok. Merak etme. Ben kocan gibi bebek katili değilim. Bırak gideyim. Babam sana ne istersen verir. Sen burada güvendesin. Ben senin çocuğunu o katilden kurtaracağım. Abi Davut Bey geldi. Sen İnci'yi yalnız başına nasıl bir eve koyarsın? İnci'yi kurtardığımda ona sorarsın niye yalnız kalmak istemiş. Ben sana soruyorum. Sen kızıma bu kadar mı değer veriyorsun? Ben İnci'ye soy ismimi verecek kadar değer verdim. İnci benim çocuğumun annesi. Kaçırılan sadece o değil. Benim çocuğum da kaçırıldı. Bir defa da kendini düşünmeyi bırak. Davut Bey, şimdi tartışmanın sırası değil. Haklı ya da haksız olmanın şimdi hiçbir anlamı yok. İnci'yi bulalım, sonra istediğiniz kadar tartışırız. Hani devletin sahibiydiniz? Hani bu topraklarda sizden izinsiz Amerika bile bir şey yapamazdı? Bir kaçakçı bozuntusu geldi, en yakınını aldı. Bırak artık hayal görmeyi. Gücünün sınırlarını kabullen. Hem sen rahat edersin, hem de çevrendekiler zarar görmez. Bu lafları kızı kaçırılmış bir babanın feryadı olarak algılıyorum. Daha fazlasına müsaade etmem. İnci benim hayattaki tek varlığım. Ona bir şey olursa bunun bedelini hepinize ödetirim. Merak etmeyin, yengeyi sağ salim bulacağız. Usta, esip gürlemeye mi gelmiş bu? Haklı Memati. Sen ne yaptın? Usta, kimsenin bir şey bildiği yok. Sanki yer yarılmış, yerin dibine girmiş şerefsiz. Adamları, yeğenleri de mi yok? Usta, en yakınındaki adamları, akrabaları hepsi yok olmuşlar. Nereye usta?
En yakınına sormaya. Adamlar girerken çıkarken hiçbir şey dikkatini çekmedi mi? Yok abi. Çok hızlı hareket ettiler. Peki. Sorguya aldılar mı sizi? Yo, adımızı bile sormadılar. Abi, sen bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Hiç mekan değiştirdiniz mi? Değiştirdik abi. Bizi önce alıp bir yere götürdüler. Sonra başka bir ekip gelip aldı. Sizin bulduğunuz yere götürdü. Mete, orayı nasıl bulmuş abi? Avucunda görmüş. Dayı, haber gelmiş. Cemal patileleri yaptırmış. İzzet'ten haber yok mu imdatın? Yok dayı. Bu tilki gene kimi kümesine girdi ki haber yok? Hele çıkar şu telefonu. Çıkardım dayı. Garanın adamına telgraf çek. Çekeyim dayı. De ki ona, garaya desin. Zaza dayının Cemal'ını görmek istiyse acele gelsin. Stop. İzzet karımı kaçırdı. Sana diyorum. Karım 7 aylık hamile. Ben seni onun elinden kurtardım diye benden intikam almak istiyor. İzzet'in ne kadar adi bir şerefsiz olduğunu senden daha iyi kimse bilemez. Karımın o şerefsizin elinde neler çekeceğini bir düşün. Bana yardım etmen lazım. Konuş Dicle, bir şey söyle. Bakılacak her yere baktım, her yolu denedim. Tek umudum sensin. Ya senden fazla bir şey istemiyorum. Bir kelime söyle bana, bir şey söyle. Ona ulaşmam için bir ipucu. Ne olur Dicle, yardım et. Konuş be kadın, bir şey söyle. O şerefsizin elinde diyorum önce. Susma artık. Efendim. Hüsnü, git doktor çağır. Emredersiniz. Şamir, Joseph'in Orta Doğu politikasından memnun değildi. Onun İsrail'in çıkarlarına aykırı davrandığını düşünüyordu. Joseph, sizi görüştürmek isteyince ikinizi birden ortadan kaldırmak için plan yaptı. İnkar etmeye devam mı edeceksin? Benden ne duymak istiyorsun? İtiraf etmeni istiyorum. Ben Hristiyan değilim. Benim inancımda itiraf etmek yok. Sen durumun ciddiyetini kavrayamıyorsun galiba. Bizim içimize sızıp bölgedeki en üst düzey yöneticimizi öldürtmüşsün. Seni çok güvendiğin Yahudi Siyonist lobisi bile kurtaramaz. Sen gerçekten kimin için çalıştığını hiç anlamıyorsun, değil mi? Senin amirlerin,
Onların amirleri, kongre, senato, pentagon, bütün bunlar bize hizmet için var. Ya hizmet edersin, ya bedelini ödersin. Ne var? Efendim, yukarıdan sizi arıyorlar. Çok acilmiş. Ne yap? Yap, bana 24 saat kazandır. Şamir kendinden çok emin. Elini kolunu sallayarak gideceğini düşünüyor. Zaman geçtikçe sinirleri bozulacak. Şüphe duymaya başlayacak. O zaman çözülecek. Anlaşıldı efendim. Tamam. Alo. Savcı hanım, bu saatte rahatsız ediyorum. Ben Hüsnü Yalın Kılıç. Polat Bey'in hastanesinden sorumlu yardımcısı. Ne oldu Hüsnü Bey? Polat Bey'in yardımınıza ihtiyacı var. Polat mı söyledi aramanızı? Ben inisiyatif kullandım Savcı hanım. Polat Bey, İzzet Bey şerefsinin yerini öğrenmek için Dicle Hanım'ı sorguladı. Ancak kadın sorgulamakta biraz yetersiz geldi bana. Sizin sorgulamanızın daha iyi olacağı kanaatindeyim. Neler söylüyorsunuz Hüsnü Bey? Savcı hanım, hemen gelin diyorum. Morali çok bozuk. Tamam. İzzet'le ilgili hala bir şey bulamadınız mı? Davut Bey, örgüt içindeki kaynaklarımı da, istihbarat içindeki kaynaklarımı da aradım. Ama maalesef bir şey bulamadım. Bir kaçakçı bozuntusunu bulacak gücümüz yok mu diyorsun bana? Efendim, aslında bir yol var ama... Uzatma be adam, söyle! Hıncımı senden çıkarmayayım. Mete'yi arasanız, o bu tür adamları nasıl bulacağını iyi bilir. Mete bize yardım etmez. Zamanında yaptığımız yayınlarla adamın kariyerini bitirdik. Efendim, Mete akıllı adamdır. Sizin dostluğunuzu yeniden kazanmak için yardımcı olacaktır. Amca, sevkiyatlarda bir sıkıntı çıkmasın. İstersen gidip dolaşayım. Otur oturduğun yerde. Ben herkese gerekli talimatı verdim. İyi işte amca, ben gidip bakayım. Lan! Senin kendine ayrın yok. Bir iş becerecekmiş gibi konuşma. Çekil önümden. İzo, oğlum, canım. Sana yakında kardeş gelecek. Abi olacaksın. Ben yaşlanınca siz bakacaksınız bana. İyi misin? Değilim Leyla. İzzet'i bulamazsam delireceğim. Bu halde zaten bulamazsın. Ya üstüme gelme Leyla. Sen de insansın Polat. Her şeye gücün yetmeyebilir. Bunu hatırlatman iyi oldu. Doğru. İnsanım ben, değil mi? Her insanın başına gelir böyle şeyler. İnsan bütün sevdiklerine mi zarar verir Leyla? Yok. Sen bu halde ne Dicle'den bir şey öğrenebilirsin, ne bir başkasından. Evet Leyla, ben öğrenemem. Git sen öğren. Thank you.
Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. Gelişiniz beni şaşırttı. Belki duymuşsundur. İzzet diye bir kaçakçı kızımı kaçırma cüretini gösterdi. Üzüldüm. Ama bana niye geldiniz? Sen istersen İzzet'e ulaşabilirsin. Eğer İnci'yi kurtarmama yardım edersen... sana karşılığını fazlasıyla veririm. Davut Bey, farkında mısınız? Hala kendinizi lütfeden konumunda görüyorsunuz. Mete, geçmişle hesaplaşmanın zamanı değil. Kızımın hayatı söz konusu. Durumunu anlıyorum. Ama sen hayatını kararttığın bir adamdan yardım istediğinin farkında değilsin. Farkındayım ve istediğim bedeli ödemeye hazırım. Durumu nasıl? Şoka girmiş. Sakinleştirici yaptık savcı hanım. Ne zaman kendine gelir? İlacın etkisi 4-5 saat sürer. İzninizle. Ne o Cemal? Arkana 5 tane adam alınca ağa mı zannedişin kendini? Biz ağalı yıkmak için bu yola girdik Saza. Bunun için dağa çıkmasa gerek yoktu ki. Gel hadi Saza dayıza. Müracaat edeydiz. Hallederdim. Benimle bunun için mi görüşmek istedin Saza? Derdin neyse onu söyle. Ya böyle dizlerim ağrıyor. Hacer yengen gibi. Romatizma değilsin. Saza, dalga mı geçiyorsun? İmdat, girdin mi? Deniz havası yaramış. Dalgayı malgaya hemen anne. Sen karşındakini eski Cemal sanıyorsun. Ben halkı için kendi hayatını feda etmiş... halkı için devrim savaşçısıyım. Piyade misin? Topçu musun? Ben garajcıları sevmeyeyim ha. Ama sizde denizci havacı yok. Sen de haklısın. 50 senedir bu lümpen tavırdan sıkılmadın. Ama ben seni de bilinçlendireceğim. Seni kazanmayı başarabilirsem... gerçekleşmeyecek ütopya yok demektir. Değilsin. Beni kazanmak kolay. Sevdiğim şeyleri yapacaksın, sevmediklerimden de uzak duracaksın. Sevdiklerin ne, sevmediklerin ne Zaza? Ya misal, mahkeme sevmeyeyim. Almışsınız sevdiğimi, mahkeme edecekmişsiniz. Şimdi anlaşıldı. Sen Zülfikar denilen o feodal istiyorsun. Cezası kesildi, öder alırsın. Bak ben ödemeyi hiç sevmem. Sen hele söyle. Neymiş Zülfikar'a biçtiğiz ceza? 10 milyon dolar. 10 milyon dolar. Ya o Zülfikar'a azıcık bir sevgim vardı onu da biçtirdiniz. Ne siz dağda taş yerine para mı sahipsiniz? Abi, neyi bekliyoruz? Kıvama gelmelerini.
İlk geldiklerinde elleri tetikteydi. Ama Zaz onların aklını alıyor. Birazdan yanlarına kadar gitsek bunların ruhları bile duymaz. Dayı, donduk. Nerede kaldı bu kara? Ben o karanın. Biraz daha bekleyelim. Zaza sporunu bitirsin. Zaza, bakıyorum Metropol sana kıvırtmayı iyi öğretmiş. Değilsin. Değilim. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın Metropolis'te. Dikkat et, etek giyip de böyle dansöz gibi kıvırmayasın. E hadi. Ne oluyor Zaza? Bana pusu mu kurdunuz? Atın silahlarınızı. Atmazsak ne yaparsın? Zaza, beni karanlık ajana mı sattın? Cemal, yeğenimi bırak. Ya benim yanımdayken kimse sana bir şey yapamaz. Bırak. Cemal, seni götürecek olsam çoktan sıkardım kafanı. Ne istiyorsun benden? Niye bana bu komployu kurdun sen? Konuşacağız. Ben senin devrimcilerle nasıl konuştuğunu iyi bilirim. Doğru. Ama bu sefer seninle başka konuşacağım. Bak, ben hainin her türlüsünü gördüm. Hele sizin örgütte çok adam gördüm ama şerefsiz olmayanını, satılmış olmayanını hiç görmedim. Sizin örgütünüzdeki bütün yöneticiler bir ülkenin adamı. Ama bir tek sen boştasın. Sen yıllarca tecenin köpekliğini yaptın. Sonunda yatacak bir kulübe bile vermediler. Dur, dur, dur sıkma. Cemal, ne kadar uğraşsan da seni öldürmeyeceğim. Ama tabii dediklerimi yaparsan. Sen beni itirafçı yaptığın satılmış adamlarla karıştırma. Yok, karıştırmıyorum. Ama dediklerimi yapmazsan inan bana çok uzun yaşamayacaksın. Ben sana örgüt içi çekişmelere kurban gitmemen için bir şans veriyorum. Dediklerimi yaparsan örgütün en tepesine çıkarsın. Kara, sen kafayı yemişsin. Koskoca örgütü sizin kurduğunuz 3-5 kişilik kontür gerilla çetesinden mi zannediyorsun? Ya ikisinin de kefili benim. Hadi anlaşın gidek. Çocukluğumdu canım. Bu garda kıyamette. Konuşacak bir şey yok. Ben karanlık ajanlarla işbirliği yapmam. Mecbursun Cemal. Sen benimle görüştün ya. Örgütte senin ajan olmadığına bundan sonra kim inanır ha? Benim kimseye bir şey ispat etmeye ihtiyacım yok. Emin misin? Senin benimle görüştüğünü eninde sonunda öğrenecek. Beni dinle Cemal. Hadi. Sen şimdi git. Dediklerimi de iyice bir düşün. Ya dur dur. Nereye gidiyor? Dansu fikarı vermedi. Zaza, 10 milyon doları getir. Zülfikar'ı al. Ya ben versem Zülfikar kabul etmez. E sen en iyisi git ne yap? Zaza parayı verecek. Ya kardeşim, siz kurban vermeyedi siz. He? Benim sizden üstüne para almam lazım. İşimi gücümü bıraktım. Bir de üstüne para vereceğim he. Ben zaten Zülfikar'ı niye sevmedim? Şimdi anladım yani. Zaza, ben ne diyorsam o.
Dayı, tarihe adını altın harflerle yazdırdın. Millet, tarihe geçmek için neler yaptı dayı? Uzaya gidiyor, telefonu buluyor, devlet kuruyor. 10 milyon dolar ne ki? Ben tarih sevmiyim. Ben para sevmiyim. Para. Hadi gidelim, hadi, hadi. Selamun aleyküm. Geldin mi baba? Fark etmedim. Bir haber var mı evladım? Yok baba. Çıldırmak üzereyim. Bırakma kendini evladım. Bu sefer içimde kötü bir his var baba. Kendimi aciz hissediyorum ilk defa. Yoruldun evladım. Ama acizlik bizim yolumuz değil. Bizim yolumuz mücadele etme yolu. Ümit yolu. Yol bitti baba. Çıkmaz yola girdim. Yol bittiyse... Yeni yol kurma azmi, iradesi, kudreti sende var. Allah-u Teala her insanı malıyla, canıyla, sevdikleriyle imtihan edeceğini buyuruyor. Herkes kendi gücü ölçüsünde imtihan edilir evladım. Gelen musibet ne kadar büyükse, Yaradan sana o nispette mücadele edecek oranda da güç veriyor. Baba ben malımdan da canımdan da geçtim. Sevdiklerimin benim yüzümden zarar görmesine artık dayanamıyorum. Bundan sonra gönlüme birinin daha sevgisini koyarsam... Sevmek senin elinde mi evladım? O da Allah'ın bir lütfu. O isterse seversin, istemezse sevmezsin. Elif öldüğünde de böyle konuşmuştum. Sonra küçük Elif geldi. Leyla geldi. Bir tane de yolda geliyor. İnci dahi senin gönlünde bir yer etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aziz Allah. Hadi kalk evladım. Seni çağırıyor. Ne söyleyeceksen sahibine söyle. Nasıl oldun?
Polat seni biraz üzmüş galiba. Dicle. Sen konuşmasan da ben seninle konuşacağım. Ben bu hayatta tek bir adamı sevdim. Ve öyle çok sevdim ki onun bir başka kadınla çocuğu olacak olmasına bile katlandım. Benim yaşadıklarımın yanında bunlar ne ki diye düşünüyorsun. Ne anlatıyor bu diyorsun. Biliyorum. Ama eğer sen de bir zamanlar birini gerçekten sevdiysen beni anlayabilirsin. Bak sana itiraf ediyorum. İnci'nin kaçırıldığını ilk duyduğumda bir an mutlu oldum. Çünkü aramızdan çıkacak diye düşündüm. Ama sonra utandım kendimden. Sevdiğim adamın yıkıldığını, çaresizlikten tükendiğini gördüm. İnce aramıza girmiş de olsa Polat'ın çocuğunu taşıyor. Benim ona hiçbir zaman veremeyeceğim çocuğu. Ben hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım. Polat'a bir evlat veremeyeceğim. Ama Polat'ın bir evladını kurtarabilirim. Eğer bana yardım edersen. Onun oğlunu kucağına alışını görebilirim. Ben onu o kadar çok seviyorum ki onun bir ömür mutlu olması için ben mutsuz olmaya razıyım. Ondan vazgeçmeye razıyım. Sevmek bazen vazgeçmektir. Sevdiğinden, mutluluğundan, umutlarından. Elimden bir şey gelmez. Sen yeter ki Polat'ın sorularına cevap ver. Gerisini biz hallederiz.
Biraz vaktim varsa Dicle seninle konuşmak istiyor. Onun uzun saçlı bir adamı vardır. Onunla yeğenlerinden başka hiç kimseye güvenmez. Onlara nasıl ulaşabilirim? Ulaşamazsın. İzzet gözünün önünden ayırmaz hiçbirini. Bir yolu olmalı Dicle. Dışarıda hiç mi birinin anası babası sevdiği yok? Nevzat'ın sözlüsü var. Songül. Ben tanıştırdım onları. İkisi de çok mahcup çocuklardı. Ama birbirlerine çok yakıştılar. Çocuk İzzet'in sırrını biliyor. O yüzden İzzet yanından ayıramaz onu. Ama Songül onu bulur. Aç ağzını. Çek şunu, yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Sen bunu yemezsen İzzet abini yer çiğ çiğ. Şimdi çakacağım bir tane. Ne yapıyorsun lan sen? Ağam, doktor yemesi lazım dedi. Ulan bu elini kırarım senin. Senin annene mi düşmüş bize evlat verecek kadına vurmak ha? Selvi. Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin. Sen ciddi ciddi başımıza baba kesildin. Memati'ye gidiyorum. Ne yapacaksın? Selvi. Sen Laz Ziya'nın torunuysan ben de torunuyum. Canımı sıkma. Kapıda bekleyen itlerine seni rezil ederim. Çekil önümden. Nerede o İzzet abi? Bilmiyorum abi. Ben seni İzzet'in yanına boşuna mı koydum? Abi en yakınları dışında kimseye nerede olduğunu sezdirmiyor. Bu adam kaçakçı değil mi? O kadar mal nasıl gidip geliyor o adam ortada yokken? Düzeni iyi kurmuş, adamları yapıyor. İzzet ortadan kaybolmadan önce ne yapıyordu? Kimlerle görüşüyordu bir anlat. Abi herkesle görüşüyordu ama bir doktor vardı, o bir tuhaf. Nasıl tuhaf? Ne bileyim abi. Yanından ayırmıyor. Kalktı buna bir sürü masraf etti. Tonla tıbbi malzeme aldı. Aziz, bu medikalcileri bir dolaş bakalım. Öğren, kim ne biliyor? Abi hadi ben ofisi bekliyorum. Sen niye hastanede değilsin? Erhan orada olsam ne, burada olsam ne? Bir faydamız olmadıktan sonra... Usta orada kafayı yiyor... Elimden hiçbir şey gelmiyor. Onu öyle gördükçe kahroluyorum. Abi kimi küçük gördüysek başımıza en büyük belayı o sardı. Amerika, İsrail derken bir kaçakçı geldi dağıttı bizi. Senin burada ne işin var? Sana geldim.
Ne demek sana geldim? Ne yapacaksın beni? O evde duramıyorum artık. Hepsi kafayıymış. Aman. Onlar deli de sen akıllısın. Bir süre sende kalacağım. Saçma sapan konuşma. Zaten her şey üstüme geliyor. Hıncımı senden almayayım. Al. Seni mutlu edecekse benim için sorun yok. Yürü evine, sabrımı taşırma. İyi, madem istemiyorsun, ben kendime kalacak bir yer bulurum. Selvi. Seni anana zorla mı götüreyim? Bir kere de bana zorla bir şey yaptıramayacağınızı anlayın ya. Bak ben seni nasıl zorla götürüyorum. Yürü. Yokum. Neyin var görelim. Sabaha sabah ettik yine. Bu son el. Kalkacağım. Yaşar'a yine bütün cebimizi boşalttın gidiyorsun. Hepi topu 5 milyon kaybettin. Onu mu alıyorsun? Açık 2. Gördüm. 2 daha. 4 daha. 4'ünü gördüm. Yokum. 4 daha. Varım. Gördüm. Ne var? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Oyun devam ediyor mu? Yanlış gelmişsin. Oyun oynayacaksan park dışarıda. Park derken? Çocuk parkı karşıda. Ne oluyor lan? Çökün lan yerlerinize. İçeride mi on? Ne o Yaşar ha? Oyunu erken bitirmişsin. Birader bir müsaade. Abi. Çoluk çocuğu buraya alıyorsan bir kollu makine al. Jeton atıp eğlensinler. Madem oğlun yok ortada, ben de bir oğlun sayılırım. Senden iyi hoca mı bulacağım? Bütün numaralarını öğret. Yap bir ağalık. Ben gençlere ders vermesini her zaman severim Pusat. Ama şimdi sırası değil. Otur. Haddini bil. Yoksa ilk dersini şimdi alacaksın. İlk dersimi aldım, merak etme. Geçen evime geldiğinde verdiğin dersi unutmadım. Dedenin adamlarını topladın, bize dayılık taslamaya mı geldin? Yaşar ağa, amma abarttın. Dediler ki bu alemin en büyük kumarcısı Yaşar ağa. Ben de oyun oynamaya geldim. Ne oldu? Parana mı kıyamadın? Beyler, bize biraz müsaade edin. Kimse bir yere gitmiyor. Ne oldu Yaşar ağa? Kaybettiğini kimse görmesin mi istiyorsun? Uzatma. Ne oyun biliyorsan başla. Kılıç keseceğiz.
Her kağıt 1 milyon. Söyle ne vereyim? Ana parasıyla harçlıkla kumar oynanmaz. Yok. Bu baba parası. Karşında baba var. İyi. Ver bakalım o zaman bir kız. Bundan sonra Çakır benim. A da benim, baba da benim. Ya gölgeme sığınacaksınız ya da topunuzu cayır cayır yakacağım. Aa bak, bu çok güzelmiş. Bırak ya, her şey alt üst oldu. Dicle ablayı kaybettiğimize mi üzüleyim, düğünün ertelendiğine mi? Songül Hanım. Ne istiyorsunuz benden? Sizinle konuşmamız lazım. Ne konuşacaksın benimle? Katil. Dicle abla benim her şeyimdi. Ne katili? Sen Dicle öldü mü zannediyorsun? Hemen gidin yoksa polis çağırırım. Korkmayın, size zarar vermeyeceğiz. İzzet karımı kaçırdı. İyi yapmış. Sen de onun karısını öldürdün. Dicle yaşıyor. Sana gelmemi o söyledi. Sana inanmıyorum. Zülfikar. Halkımız adına seni affettik. Serbestsin. Ben Yezid'in affına sığınacağıma Azrail'in kollarını atarım kendimi. Kalk hadi kalk. Kalk. Bıkmadın mı? Vaaz verip halkımızı uyutmaktan. Diyetini ödediler. Kim? Buyurun. İzzet Ağa'ya ameliyathane malzemeleri satmışsın. Niye soruyorsunuz? Cevap ver. Nereye kurdunuz sattığınız malzemeleri ha? Biz kurmadık, sadece sattık. Bu alet ne işe yarıyor? Diş hekimleri kullanıyor diş çekmek için. Sen bunları test ediyor musun? Sağlam mı, çürük mü diye. Malzemelerimiz garantilidir. Ben daha garantiyi vermedim.
Şimdi senin dişlerini tek tek sökeceğim. Gökhan'ı çıkarırsan dilini de koparıp öyle devam edeceğim. Yapma, yerini söyleyeceğim. Onu zaten söyleyeceksin de. Benim bu kadar zamanımı çaldın. Bunun bir bedeli olacak. Büyütmeye hiç gerek yok. Zülfikar'a geç. Geç otur. Ben duydum seni almışlar, haber gönderdi. Zülfikar Zaza dayının ahbabıdır, dostudur. Bu terbiyesizliğe bir hemen son verin dedi. Parayı gönderdim. Şükür seni bıraktılar. Zaza, sen utanmıyor musun o Yezidlere haraç vermeye? He? İmdat. Benim kulağım gene yanlış duymaya mı başladı? Zülfikar Ağa sağ olasın, Allah razı olsun. Sayende örgütçülerden kurtuldum. İyi ki varsın diye. He? Değil mi? Aynen öyle değil dayı. Zaza, sen benim itibarımla nasıl oynarsın? Bıraksaydın da öldürselerdi. Zülfikar örgüte haraç verdi diye bu zilletle nasıl yaşarım? Ya haraç vermedin ha. Harçlık verdim diyeceksin. 20 milyon senin için ne? İte köpeğe kemik parası. Ya haraç vermem bir ayıp. Üzerine komisyon koyman iki ayıp. 10 milyon vermişsin. Sen örgütçülerin sözüne mi itibar edesin, benim sözüme? İmdat'ın sözüne itibar ediyorum. Gelirken yolda anlattı. Ya İmdat'a dedim, Zülfikar Ağa'ya böyle alıştıra söyle. 10 milyonu sen söyle, 10 milyonu ben söylerim dedim. Değil mi İmdat? He dayı. Değil 10 milyon, 20 milyon, 10 para vermem. Buradayım. İstediğinizi yapın. Ya ben sana ne yapacağım? Bir acı kahve söylerim. Yarın öbür üç gün sen sıkışırsın. Bana 20 yerine 50 verirsin. İmdat. Ağaya kahve söyle. Tamam dayı. Geç canım. Dicle abla. Doğru mu söylüyor? Gerçekten İzzet Ağa sana bunları yaptı mı? Ne yapmamı istiyorsunuz? Nişanlını ara. Yerini tespit etmemiz lazım. Arayamam. Yani cep telefonu çalışmıyor. Bir yere gitmişler. Neresi olduğunu söylemedi. Fırsat buldukça o arıyor beni. Thank you.
Bey 4 adamıyla geldi. Araziyi dolaşıyor. Ağam, dışarıdaki adamlar Mete'nin buralarda dolaştığını söylüyor. Dolaşır dolaşır gider. Burayı bulmasına imkan yok. Ağam, benim anlamadığım Mete'nin bizimle ne işi olur? Davut göndermiştir aracılık etsin diye. Ağam ne yapalım? Aslında görüşmek lazım. Çıkıp bir bakalım Davut kızını ne kadar seviyormuş. Hayırdır Mete Bey? Arazi mi bakıyorsunuz? Buralar güzelmiş. Sen de mi arazi bakıyorsun? Ana gelmenizi Davut Bey mi istedi? İzzet, hiç değişmemişsin. Bir hal hatır sormadan lafı paraya getiriyorsun. Siz de ben de parayı çok severiz. Sevdiğimiz konudan konuşalım. Bakıyorsun. Bir kere gözlerim içine baksan, niye öyle baktığımı anlardın. Ben sana aşığım, aşık. Saçma sapan konuşmaya başladın yine. Milletin ağzına sakız edeceksin bizi. Milletin ne dediği umurumda değil. Sen ne diyorsun? Seninki çocukça, şımarıkça, geçici bir heves diyorum. Sen ne düşünürsen düşün. Ben ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Hep aklımdasın, yüreğimdesin. Seni görmediğim her dakika acı çekiyorum ben. Büyüyünce geçer. Sen daha çocuksun. Ne aşkı, ne sevgisi. Düşersin müşersin. Geç şu tarafa. Yaklaşma dedim. Selvi uzatma hadi. Yaklaşma. Atarım kendimi. Saçmalama hadi. Selvi. Selvi. Selvi! 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 Hadi donacaksın. Tamam, geçti.
Sen nasıl bizden habersiz kızını evlendiriyorsun? Size Kezike'de anlatılmadı mı? Kızın birini sevmiş. Çocuk da çok iyi bir insan. Biz de uygun gördük. Senin uygun görmen mesele değil. Mesele bizim uygun görmememiz. Halkımız artık Kezike Yürütme Konseyi'nin aldığı kararlara uygun hareket etmek zorunda. Karma evlilik halkımızı asimile etmek için Tece tarafından hayata geçirilen sinsi bir plandır. Kendine devrim bilincine sahip bir damat bul. Bulamıyorsan bize gel, biz buluruz. Hadi, hadi. Cemal Başkan, Yürütme Konseyi'ni acele olarak toplamamız lazım. Yürütme Konseyi Şoförler Odası mı senin keyfine göre toplanacak? Keceke'nin en etkili makamlarına Tece ajanlarını yerleştiriyormuş. Bu meseleyi görüşmemiz gerektiğini düşünmüyor musun? Kim çıkarıyor bunları? Elinde somut bilgi olmadan arkadaşlarımızı ajanlıkla suçlamanın yaptırımını biliyor musun? Tece yapılanmamız içerisinde cirit atıyor diyorum. Herkes Tece'nin bir kurumuyla dans ediyor. Bu konuda en güveneceğim arkadaş sensin. Onun için yürütme konseyini senin toplamanı istedim. İsteğini Şehmaran Başkan'la görüşeceğim. Uygun görürse en kısa zamanda konsey toplarız. Fakat sen de bunun TC istihbaratının karşı istihbarat taktiği olacağını göz önünde bulundur. Bizi birbirimize düşürüp içimizde bir cadavı başlatmamızı istiyor olabilirler. Hayırdır Cemal Başkan? Metropol'de sen de çok fazla çözümleme yapmaya başlamışsın. Eskiden hemen pratiğe yönelirdin. Buyurun Hakime Hanım. Savcı Bey, burada gözden kaçırdığınız bir nokta var galiba. Hangi hususta? Örgütün içine sızmış istihbarat elemanlarını deşifre etmişsiniz. Bu şahısların örgütün içinde ve dışında varlıklarını tehlikeye atmışsınız. Devletin itibarının zedelenmesi de söz konusu. Biz hukuku uygulamakla mükellefiz. Siyasi sonuçlar bizi ilgilendirmez. Bu soruşturma zaten siyasi bir soruşturma. Bu dava siyasi bir dava. Eğer siz yapmazsanız ben devletin istihbarat kurumlarını durumdan haberdar edeceğim. Hakime Hanım, zaten haberleri var. Herkes kendi işini yapacak ve sonucuna katlanacak. Bakın, burada insanların hayatları söz konusu. Biz öncelikle bunu düşünmek zorundayız. Yargılama yaparken bu insanların suç işleyip işlemediklerini, hangi kurumun yetkisiyle görev yaptıklarını, eylemlerinin hangilerinin hukuk içerisinde, hangilerinin hukuk dışında olduğunu ayrıntılı olarak tespit etmek gerekir. Bu mahkemenin takdiri. Biz savcılık olarak böyle takdir ettik. Siz de istediğiniz kurumla görüşebilirsiniz. Herkes hazır mı? Hazır abi. Sıkmak için acele etmeyin. Fırsatını bulana kadar bekleyin. Tamam abi. Herkes dikkat edecek. Bizim sıktığımızı anlamayacaklar. Abi geliyorlar. Hazır olun. Mahmut, siz de yürümeye başlayın. Yaklaşın. Aynı anda üç taraftan ateş edeceğiz. Evden çıktı abi. Hadi çabuk gazla. Geri zekalılar. Ben size acele etmeyin demedim mi? Toplanın. Boşaltın orayı çabuk.
Kimdi onlar, gördünüz mü? Görmedim ama Yaşar'ın itleri. Yürüyün. Yaşar'a bunun cevabını vereceğiz. Çakır. Onlar acele ettiler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sen ol, acele et. Amcam nerede? Bir işi var, dışarı çıktı. Ne yayıldınız lan böyle? Çıkın dışarı. Nevzat arıyor. Her zamanki gibi konuş. Alo Nevzat. Ne yapıyorsun canım? Ne yapacağım? Arkadaşlarla oturuyoruz. Kim arkadaşlar? Sana ne? Seni ne alakadar eder? Ne demek sana ne? Sen bana söylüyor musun? Neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun? Ya Songül, ben nerede olacağım? Amcamın yanındayım. İnanmıyorum artık ben bunlara. Bu işi uzatmayalım. Sen benden bıktın. Olur mu öyle şey Songül? Ben senden bıkar mıyım? Ama ben seni beklemekten bıktım. Beni seven yanımda olur. Songül! Ne yaptın sen ya? Abi ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi iki eli kanda bile olsa koşa koşa gelir buraya. Seni bırakmam için aramayan kalmadı. Washington, Pentagon, Langley. Şimdilik sadece arıyorlar. Eğer beni burada tutmaya devam edersen, seni Joseph'in yanına gönderirler. Ben buraya Joseph'in sayesinde geldim. Bu işi çözmeden yanına gitmeye niyetim yok. İmzala. Şu CD'den izlettiğin korumanın itirafı yetmiyor mu? Şamir, ben Joseph'in hesabını, bana düzenlediğin suikast girişiminin hesabını öyle ya da böyle soracağım senden. İstediğin kadar güçlü ol. Bir kurşunluk canın var. Cesaret edemezsin. CIA senden çok daha önemli adamları öldürdü. İmzalatmayı başardın ya. Seni öldürmekten vazgeçtim. Senin gibi adam kolay bulunmaz. Seni yanıma alacağım. Bir ömür boyu bana hizmet edeceksin.
İzzet'e ulaştın mı? Biraz zor oldu ama ulaştım. Kızım nasılmış? Kızınız iyi. Onun meselesi Polat'la. Sizinle ya da İnci Hanım'la değil. İnci'yi bırakmak için ne istiyor? Polat'ı. Biraz zor ama gerekirse onu da veririm. Biliyorum. Kendi çıkarınız için çok kişiyi feda ettiğinizi bizzat gördüm. Ama merak etmeyin. İzzet sizden daha kolay bir şey istiyor. Ne kadar istiyor? 400 milyon dolar. Efendim, önemli bir yazı geldi. Şamil'in transferi için mi? Hayır efendim. Adam itiraf etti. Daha ne istiyorlar? Çok üzgünüm efendim. Efendim, görevden alınmışsınız. Abdüre. Davut'tan haber var mı? Yok abi. Bu kadar zaman ses çıkarmaması tuhaf. Abi o kızını Amerikalılara bırakmadı. Mutlaka uğraşıyordur bir taraftan. Umarım o da bizim gibi eli kolu bağlı beklemiyordur. Efendim Cahit. Abi tarife uyan biri binaya giriyor. Tamam Cahit, sen arkasından gir, elimizden kaçırmayalım. Tamam abi. İzzet nerede? Söyleyemem. Sen İzzet'in yeğeni misin? Evet. İzzet'in yerini söyle. Söyleyemem. Amcam beni öldürür. Kimsenin sana bir şey yapmasına izin vermem. Yapamam. Amcama ihanet edemem. Abi ne uğraşıyorsun? Kırayım ağzını burnunu. Bak nasıl konuşuyor. Adam gibi konuşmak için son şansın. Yoksa bundan sonra Abdüley ile konuşursun. Bir daha nişanlının yüzüne bakacak halin kalmaz. Hiç mi vicdanın yok? Hiç mi yüreğin yok? Hiç mi namusun yok? Nevzat, ben sana iyilikten başka ne yaptım ha?
Ne yaptım Nevzat? Yapamam dedim yenge. Olmaz dedim. Sen yapmazsan aynını Songül'e yaparım dedi. Senin için yaptım. Seni korumak için. Hadi amcana sıkamadın. Kendi kafana sıksaydın bari. Songül, lütfen. Sende o yürek yoksa bende var. Dicle! Bırakın! Bırakın beni! Bu şerefsizin yaşamaya hakkı yok! Bırakın! Yenge, 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 beni affet, yenge. İzzet nerede? Konuş. Kartal'da. Top sahası. Ağam, Davut parayı hesaba geçmiş. Davut sözünü tuttu, biz de tutalım. Mete'nin payını da gönderin, başımıza bela olmasın. Emredersin ağam. Doktor, durum nasıl? Birazdan babası gelip İnci Hanım'ı alacak. Efendim, ayağa kalkması riskli. Kadını teslim etmeden ona bir şey olmasın ha doktor. Tamam. Sen de Davut'u buraya çağır. Nevzat'ı da gönder gelsin. Emredersin ağam. Abdurrahim, Emati'yi tekrar ara. Ulaşılamıyor abi. Ağam, Nevzat çıkmış. Nasıl çıkmış? Uyuyor musunuz lan siz? Arayın bulun. Ağam, Davut Bey de gelmek üzere. Gider ayak bize yanlış yer mi söyledi? Davut da geldiğine göre doğru yerdeyiz. Bu niye geldi ki buraya? Atlı sıra kızını satın alacak İzzet'ten. Ne yapacağız abi? Giriyoruz. Korumalarınız burada bekleyecekler. İnci nerede? Bu tarafta. Abi, bir saniye. Polat Alemdar gelmiş. Sözünde durmadın. Polat Alemdar buradan canlı çıkmayacak. Yürü. Yürü diyorum.
İnci! 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 Ne yaptınız kızıma? Kızın iyi Davut Bey. Söz verdiğimiz gibi teslim edecektik. Ama sen sözünde durmadın. Bak, bak. Bizi bırakırsan Polat'ın seni öldürmemesini sağlarım. He? Bebeğimi çaldılar.